Değerli izleyicilerimiz merhabalar efendim. Bilim ve İnsan Vakfı YouTube kanalında Farsça Söyleşilerin ikinci videosuyla karşınızdayız. Geçen haftaki videomuzdan hatırlayacağınız üzere en genel hatlarıyla Farsçanın filolojisinde, tarihinde, kültüründe, yayıldığı yörelerden ve de konuşulduğu ülkelerden, konuşanlarının nüfusundan bahsettik. Bu hafta ise daha edebiyat kısmından bahsedeceğiz. Dilin edebiyat kısmından bahsedeceğiz. Hususuyla şiir üzerinden gideceğiz. Bilhassa da İslam sonrası devi klasik dönem şiirinden bahsedeceğiz. Efendim, önce İran. Bu İran'ı bir açıklamamız lazım. Neresi bu İran? Tarih olarak baktığım zaman aslında tarihi olarak İslamlaşma sürecinden bir itibar inceleyecek olursak bugünkü Rusya'nın Dağıstan, özellikle Dağıstan Cumhuriyeti'nden başlayıp bütün o Azerbaycan yöresini, İran ülkesini, Afganistan, Türkmenistan, Özbekistan ve de Tacikistan ülkelerinin belli bir kısmının içerisine alan büyük yörenin diyarın ismi o zamanlar. Buraların fethedilmesi ve de İslamlaşması çok zor oldu. Öncelikle bunu söylemek gerekir. Çünkü halk, ahali şiddetli bir direniş gösterdi. Ve 200 senelik bir boykot devri başladı ya da 200 senelik karanlık devir başladı. Hiçbir şekilde yazılı eser, bir sanat eseri olsun, bir manzum, mensur bir eser verilmedi bu devirde. Ancak 10. yüzyıla geldiğimiz zaman artık bugün daha çok Afganistan ve Doğu İran yörelerinde kurulduğu bilinen Samaniler Devleti emirlerinin teşvikiyle, hususiyle Pederi Şiiri Farsi, Fars şiirinin babası sıfatıyla sıfatlanacak olan Rudeki'nin ortaya çıkması ve onun ilk şiirlerini söylemesiyle beraber artık Farsça edebiyat başlayacak, Farsça uyanışa geçecek. Tabi Rudeki'nin şiirine baktığımız zaman daha lirik, daha aşikane, güzellikten, doğadan bahsediyor. Ama Rudeki'nin çağdaşları olarak inceleyeceğimiz Ebul Kasım-ı Firdevsi ve Dakiki gibi şairler ise daha çok o İranlılık zihniyetinin uyandırılması, kadim İran'ın yeniden anlatılması, uyandırılması ve de gençlere aktarılması, onun yok oluşunun önlenilmesi için çaba gösteriyorlar. Hususuyla burada Ebul Kasım-ı Firdevsi o meşhur sözü Besirenc bordem derin salisi, Ecem zindek herden bedin parsi. 30 yıl boyunca çok zahmetler, çok çileler çektim ve bu Farsçayla ben diyor ki acemi dirilttim. Yani tabiri böyle kendisi bir ifade kullanıyor. Ben şu Farsçayla diyor acemi, Fars'ı dirilttim diyor. Bu ifadeyi kullanıyor. Ve nitekim bu gayretlerinin, bu çabalarının sonucu olarak Şahname epik şiirler içerisinde o önemli yerini alıyor. Adeta tarihe damgasını vuruyor. Ve de yazarı olan Firdevsi de yine büyük şairlerin arasına ismini yazdırıyor. 10. yüzyıl bu şekilde daha bir uyanış çağı gibi. Biraz daha tabii farklı türlerde yazanlar da var ama biraz daha epik, daha milli duygularla yazılıyor şiirler. 10. yüzyıldan 11. yüzyıla geleceğimiz zaman ise şunu görüyoruz. 11. yüzyılda artık İslami kültürün daha bir oturmasıyla beraber, İslam'ın kabullenilmesiyle, düzenin yerine gelmesiyle beraber bir çeşit zümre edebiyatı, saray edebiyatı meydana çıkıyor. Burada hususıyla karşımıza Azerbaycanlı Türk şairlerden Nizami Gencevi yahut Nizami Gencevi karşımıza çıkıyor. Kendisi hamase sahibi bir şair. Hamse sahibi bir şair. 5 mesnevi yazan şair hamse sahibi olur. Çok büyük şairlerden birisi kendisi. Söylüyor şiirlerinde de Türk olduğunu. Buna karşın eserlerinde Farsçayı tercih ediyor. Daha bir yaygın olduğunu, kulağa hoş geldiğini söylüyor. Bunun haricinde 11. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar bu şekilde, 13. yüzyıl ise biraz daha hani kimi tabirlerle, batı tabirlerle mistik yahut bizim söyleyeceğimiz, kullanacağımız tabir ve terimler ile tasavvufi, sufi edebiyat devri ve bunun yanında bir hakimane, nasihat veren edebiyat devri. Burada kim var? Elbette ki yine bizim kültürümüzde de çok büyük etkileri bulunan, bugün hatta kimi dizilerde bile bazı şiirleri okunan Şeyh Sadi Şirazi ve onun muhteşem Gülistan ve Bostanı karşımıza çıkıyor. Yine bir diğer şair ise
Burada hususuyla tasavvufi unsurlardan bahseden Feriduddin Attar ve onun Mantıkut-Tahir'i. Burada kuşlar aracılığıyla, bu kitabında kuşlar aracılığıyla tasavvuftaki seyir-sülûk hadisesini anlatıyor kendisi. Nitekim bu eser de çokça tercüme ediliyor Müslüman dillerine ve de diğer dillere uyarlamaları yapılıyor hatta. 13. yüzyıldan 14. yüzyıla geçtiğimiz zaman ise biraz daha aşikane tavrının hakim olduğunu görüyoruz. Burada da kim var efendim, elbette tahmin edeceğiniz üzere Hafız-ı Şirazi, Şemsiddin Muhammed Hafız-ı Şirazi, daha uzun asıl ismini zikrederek söyleyecek olursak, yazdığı şiirleri, kullandığı ifadeleri ve ibareleriyle adeta asırlara damgasını vuracak. Alman şair Goethe ondan övgüyle bahsedecek. Bugün dahi hala şiirlerinin, söylediklerinin etkileri devam ediyor biliyorsunuz. Artık 15. yüzyıla geldiğimiz zaman ise biraz daha duraksamanın başladığını görüyoruz. 15. yüzyılda adeta şu tabirle söyleyecek olursak klasik dönemin en büyük ve son şairi diyeceğimiz isim Abdurrahman-ı Molla Cami karşımıza çıkacak, Baharistan'ın yazarı. Abdurrahman-ı Molla Cami'nin haricinde aslında baktığınız zaman 19. yüzyıla kadar yine büyük şairler var, büyük eserler verilmiş. Yani şiir geleneği devam ediyor. Halen dahi devam ediyor. Çünkü İran'da yani Aruz Rezmi olsun, klasik edebiyat ve onun unsurları gayet iyi bir şekilde öğretiliyor. Nitekim insanların, halkın da büyük bir etkisi var. Büyük bir nasıl diyelim, ilgileri, alakaları var. Halen dahi söz konusu çokça eserler veriliyor. Ama çoğunluğa baktığımız zaman genel olarak, genel itibariyle diyecek olursak artık 19. yüzyıldan başlayan yenilenme hareketleriyle aynı bizdeki Tanzimat dönemi gibi serbest şiir hakim şu anda. Efendim sürçülisan ettiysek affola. İnşallah gelecek haftaki videolarımızda en yeni konularla Farsça söyleşilerine devam etmek umuduyla karşınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle sağlıklı ve iyi günler diliyoruz efendim.